ve dediler ki 47 civarı son final gümüş bitti. Oraya geleceğim anlatacağım. Ne oluyorsunuz? Tamam o zaman ben dedim mutlusunuz mu niye acaba? Niye 47 civarı mı söyleyeceğim ama sebebi var. Tamam peki o zaman. Onu anlatayım bari. Tabii gün oldu, devir değişti. Ben ailesinin başından ayrıldım. Kanal D'nin genel yönetmeni oldum. Ve gümüşün reytinglerine bakıyorum kötü gidiyor. Peki onu da söyleyeyim. Ama şu önce kendi yaptığım hatayı söyleyeyim. Sonra ben Arzu Hanım beni kanalların genel yönetmeni yaptım bu arada. Aralık ayında 2005 yılında. Çekim işte yürüyor. Bir yaptım reytingler biraz kötü gidiyor falan. Çağırdım ekibi bu sefer ben kanalın genel müdürü olarak. Dedim ki bu diziyi kaldıralım artık. Ama o zaman iki dizi var. Her yani iki kuşak var. PT1, PT2. 10 tane dizi falan var. Biz en fazla 6-7 olabiliyoruz. Sıralama inanılmaz. Kötü genel müdürü düşün demek ki. Tabii. Lale Eren nerede? Lale Eren'i görmek istiyorum. Lale gelmiş demiş ki İrfan Bey bize 2 bölüm şans verin. Bu 2 bölümden sonra bir 50 bölüm daha gitti bize. Ama bir dakika nasıl gitti? Biz Eylem'le dedi ki oturduk bir şey yapmamız lazım. Yani gerçekten bitti. Bu son şansımız. Ne yapacağız? Ya şu Mehmet'in ölen sevgilisi vardı. O böyle bir dirilse acaba. Nasıl olur? Yapar mıyız yaparız. Aradık Pelin'i. Aradık konuştuk. Böyle biz diriltmek istiyoruz. Siz inanıyorsanız olur. Ama denedim de. Kimse inanmadı. Kimse inanmadı. Yani evet Ahmet inanmıştı. Ve dedik ki biz bunu yapacağız. Yani başka şansı yok ya. Gidecek ya bitecek. Ondan sonra yüze erdi. En önemli şey inançmış. O zaman anladım. Evet. Çok not hazırlamıştım size anlatmak için bu diziyle ilgili olarak. Ama biraz çabuk geçeceğim. Yani birkaç şey daha söylemem gerekiyor. Onları ilave etmek istiyorum. Neyse dizi yayınladık. 100 bölüm vesaire çok güzel. Kutlar varsa Kars'ta yayınlanıyor. Her şey iyi falan filan. Sonra bir gün bir adam gelmiş birine. Demiş ki ben bu diziyi şey yapmak istiyorum. Yani almak istiyorum. Gitmiş, geldi, görüştük. Fadi İsmail, NBC grubunun o 3 şirketinin menajer direktörü ve kendisi bütün Orta Doğu bölgesinin en büyük satın alımı yapan şirketinin patronudur. Yaklaşık olarak 22 ülkede ve piyasa payı %40'lara kadar varan bir grup yöneticisi. Biz 3-4 tane diz sattık. Tarihimizde sattığımız dizi Gümüş'ün 100 bölümünü tam 100 bin dolara sattık. Yani bölüm başı 1000 dolara sattık. Para değil. Amacımız sadece Türk dizilerinin yurt dışında tanınmasını sağlamak. Yani işte para vermeye hazırdık. Hatta verdik. Niye verdik biliyor musunuz? Onu da anlatmak istiyorum. Fadi'ye sonra söz vereceğim. Dizilerin teknik bir şeydir. Dublajın yapılabilmesi için ses bandıyla efekt ve müzik bandının ayrı yapılması gerekir. Biz de hiç aklımıza diziyi satacağımız gelmediği için ses bandıyla efekt ve müzikleri aynı banda yapmışız. Tabi dublaj yapınca ne oluyor? Bütün müzikler, efektler hepsi kayboluyor. Bak dedi ki ben bunları yayınlayamıyorum. Bunun ayrılması lazım. Biz yaparız dedik. Ama çok büyük bir iş. Büyük para vesaire. Hiç unutmuyorum o dönemde Arzu Hanım dedi ki bunun parası marası önemli değil. Bu iş başka bir vizyondur. Bu işi dünya yaymak için bir aracılıktır. Ne gerekiyorsa yapalım. Sürekli ben ne kadar para harcamadığı yapalım dedik. Gidelim dedik. Orası sağ olsun Şener. Şirketini yeni kurmuştu. 8 milimetre. Onunla bir reklam filminde çalışmıştım. Çıkıyorum. Ona söz vermiştim. Siz paraya ihtiyacımız 800 vardı. Bir kart alacaktım sana değil mi? Almadım hala. Şener'i aradık her zaman gibi. Üniversitesi kurumlarda. Şener böyle bir iş var. Bunu yapar mısın dedik. Şener dedi ki tabii yaparım ama bağışlayabilir. Sağ olsun her zaman öyle söyler. Ama Şener bu işi yaptı. Yani o kadar zor bir iştir ki. Bütün müzikleri tekrar yapmanız lazım. Senaryoları bulmanız lazım. Onu tek tek yerleştirmek. Gerçekten inanılmaz bir iştir. Samanlıkta iğne aramaktan daha zor. O kadar zor bir iştir. Biten bir iş için. O işi bitirdikten sonra Şener şunu söyledi. Türkiye'nin beni en zengin yapacağını bilsem de bir daha bir işi yapmam dedi. Yaptın bir daha işi. Şener hiç konuşamaz. Konuşmayacağım diye söz verdim onu konuşturmayacağım diye. Şimdi sözümü bozuyorum. Canlı yayında beni aramışlar. Bir şey öyle bir fırdı oldu daha sonra ben. Bir çay küfeyle yapmışlar. Mehmet'in
kullanacak olan bir medya malzemenin her ülkede kendi diliyle ulaşması için müzik ve efekt altyapısının doğru bir şekilde hazırlanması gerekiyordu. Bizim de tecrübemizdi. Allah'tan yani sayenizde becerdik. Dünyamızda iş yapmayı daha sonra. Sayende, senin sayende. Dünya Gümüş'ü seyretti, Türk Düzleri seyretti. Biz daha teşekkür ederiz. Ben hayatımda şey kadar, body kadar iyi bir iş adamı görmedim. 100 bin dolar aldığı diziyle milyon dolarlık, birkaç yüz milyon dolarlık iş yaptılar. Televizyon kanalı kurdular. Bir sürü şey büyüttüler. Herhalde neydi patronu? Valid Al İbrahim. Bonusundaki çeki ne kadar yazdı merak ediyorum. Bitirdi. Bir şeyler söylemek ister misin? Two things I heard in you said we have to have faith. Birisi dedi ki inanmanız lazım projeye. Biri de izleyiciye vakit vermemiz lazım dedi. İkisi de doğru. Öncelikle Türk içeriği bizim izleyicimize nasıl oluşacağını görmek için bir fokus grup yaptık ve herkes olmaz bu iş dedi. İlk dizi yayınlandı hiç olmadı, tutmadı. Ama biz vakit verdik. İzleyicinin bu işi içselleştirmesi için bir zaman tanıdık. Ve inandık o projeye. Ve şimdi geri dönüp baktığımızda gerçekten bu noktada, daha doğrusu o noktada ne kadar mükemmel bir zamanlama olduğunu, bu fenomen haline nasıl geldiğini görebiliyoruz. Farklı sebepler olabilir. Ve bunu tamamıyla belki anlamakta biraz tecrübe çünkü tarihin o noktasında biz bu yayınlamaya karar verdiğimiz zaman çok doğru bir zamanlamaydı böyle bir proje için. Hala bir fenomen bu bizde ve çok gurur duyuyoruz. Bir şey söyleyeyim. Arap dünyasındaki bu tür dizilerin başına gelebilecek en iyi şey Türk dizilerinin Arap yarımadasına gelmesi oldu. Biz gerçekten çok seviyoruz. Bizim Arap dünyasından çıkan içerik Araplara ne kadar yakınsa Türk içeriği de gerçekten o kadar yakın. Çok benzer dünyalar ve benzer frekanslardan bahsediyoruz. Çok kültürel anlamda da isimlendiğimiz noktalarda da büyük benzerlikler söz konusu. Sonuçta bu ekibin bir özelliği var. Birkaç tane şey söylemem gerekiyor. Sonra sözü birine vereceğim. Bu ekipte hepimizin ilk işi. Neredeyse. Çok önemli. Yani 10 yıl, 20 yıl tecrübesi olan, bu işi defalarca yapmış insanlar değildi. İlk bizimdi. İlk Türk dizisini aldı. Şirketini yeni kurmuştu. İlk başrol oyunculuğuydu. İlk diyebilirim. Deneyimi vardı ama ilk defa böyle bir dizi çekti. Sete attığımızda 23 yaşındaydı. Okuldan yeni bir mezun 2 tane kızdı. Ve bu kızım da sadece ve sadece içimizdeki en tecrübelimizdi. Onu söyleyeyim, en tecrübelimizdi. Ama kaç yaşındaydı biliyor musunuz tecrübeliyken? Sadece 26 yaşındaydı. Gümüş'e başladığımız zaman 26 değil mi? En tecrübelimiz 26 yaşındaydı. Bu iş çok başarılı oldu. 57 ülke, inanılmaz bir yere geldi. Ama bu iş tutkuyla, sabırla, aşkla geldi, sevgiyle geldi. Burada bir esperim Pelin'e söyleyeyim. Pelin bu hikayede hepsi benimle beraber yaşıyor. Pelin Hanım, buyurun. Başlayalım içeri. Şeydi gerçekten, çok zorluklardan yürümüş bir işti Kemal'in de dediği gibi. Birkaç kere yani bir bölüm senaryo gelmişti, bu çöp diye konuşmuştuk. Onlar da hep fikirdi. Biz bunu hemen tekrar yazacağız ama yayına nasıl yetişecek dediğimiz bir gün Murat Bey arayıp maç var yayın bu hafta yok falan gibi mucizelerle yürümüştü. Çok temiz bir emek ve inancın yanı sıra bazı işlerde bunların da ötesinde bazı işlerin kısmeti de oluyor bence. Gümüş kendi kısmetini yaratmış bir işti. Ama ben asla 85 milyon kişinin dünya çapında izleyeceği bir iş olacağını inanamazdım. Gerçekten bazen de işi kendi yoluna, kaderine bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve sonuna kadar en iyi, en temiz emekleriyle çalışan tüm ekibe burada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.